Kim bu Halil Umutlu? Türk spor dünyasında onlarca başarılı sporcumuz varken biz neden tanımıyoruz onları? Bugünkü konumuz Halil Mutlu. Halil Mutlu, doğumu 14 Temmuz 1973 Kırcaali. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgaristan göçmeni Türk halterciler. 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olmuş. 52, 54, 56 kilogramda 20'den fazla dünya rekoru kırmıştır. Üst üste kırdığı rekorlar nedeniyle kendisine Dinamo lakabı takılmıştır. Şimdi biraz da kendi ağzından dinleyelim. Ivanov 285 kiloda, 282,5 kiloda şu anda iki Çinli sporcu ve şu anda 297,5 kilo hepimizi ayağa kaldırır. 160 kiloyla birlikte olimpiyat şampiyonluğunu da ilan etmiş olur. Halil Mutlu. Evet, hadi Halil, şu 160 kilo, ardından rekorları bekliyoruz. 160 kiloyla, evet, ikinci olimpiyat şampiyonluğu için o 160 kilo omuzdan kalkıyor ve Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu diyebiliyoruz. Bravo Halil! Bravo Halil! Bravo Halil! 160 kiloyu kaldırıyor! 160 kilo! 10 yaşından sonra da ailemi ikna ettikten sonra 10 yaşında 1983 yılında Kırcaali'de salona girdiğimde ilk halteri o zaman gördüm ve öylelikle pek de mutlu olmamakla birlikte haltere başlamış oldum. Çünkü halteri gördüğümde Türkçesi ürktüm. Şampiyon olmak ayrı, Naim abi gibi olmak modern, ayrı. Yani, tabii onu demeye çalışıyorum. Yani tabii ki her zaman Naim abi başarılı olunca acaba biz de olabilir miyiz diye içimizden geçmedi değil. Yani bu ateşi içimizde alevlendirir Naim abimizdir ama çünkü o zamanlar o kadar büyük başarılar elde ediyordu ki bizim için imkansızdı. Daha Bulgaristan'a bir yarışmaya gitmemişsin veya Türkiye'de herhangi bir yarışma kazanmamışsın. Yani o süreç içerisinde. Egipte daha kendi sınırlar içerisinde elde edemediğim bir başarı varken gidip de onu hani onun gibi olabilmek biraz abesk olur. Ama her zaman içimizde şu geçmiştir. Acaba biz de onun gibi ileriki zamanda ülkemizi temsil edebilir miyiz? Buradan sizi duyacak olsa Naim Süleymanoğlu onun için ne söylersiniz? Onu çok özledik, her zaman da özleyeceğiz, eksikliğini hissediyoruz. 10 yaşında halterle tanıştım. Halterle tanıştığım gün çok kısa sonra, bir ay sonra Naim abi şampiyon oldu, Naim abiyle tanıştım. Bilmediğim bir branştı köyden kasabaya gelirken. Tam adapte olduğum dediğim dönemde biliyorsunuz Bulgaristan'da 1985 yılında isimlerimiz değişti. Tabii bu süre içerisinde köylü bir çocuk için oradaki şehirdeki bu baskıları görünce bayağı bir ürktüm işin gerçeği aslı. Ama hiçbir zaman spordan vazgeçmedim. Bu baskı ve süreç 89 Aralık ayına kadar Bulgaristan'da benim adıma sürdü. 89 Aralık ayından sonra da Türkiye'ye göç olarak yolculuğa çıktım tek başıma, ailemden ayrı. 16,5 yaşında Türkiye'ye geçiş yaptım. Benim için yeni bir süreç başladı. 1 Ocak 1990 itibariyle Ankara'da. Baskılar. O süreç de bitti. Tam her şey yoluna girdi dediğimiz anda. Biliyorsunuz 1986 yılında Naim abinin göç etmesiyle birlikte 1987 ve 88'in başlarına doğru işte Bulgaristan'da işte Türkçe konuşmaya ceza, işte farklı baskılar oluşmaya başladı. Bu süreç içerisinde işte Türk çocuklarının spordan, sanattan uğraşması noktasında engeller konuldu. Örneğin ben bir halterci olarak Türk olduğum için halter branşından uzaklaştırıldım. Ancak eğitimimi verebilecekliğini ama spor, o halter sporunun benim için bittiğini söylediler. 16,5 yaşında annesi babasını, ablasını, iki tane abisini 10 yaşında nasıl onları köyde bırakıp da kasabaya gittiysem bu sefer yine onları köyde bırakıp ülke değiştirdim bunu 16,5 yaşında bir çocuk. Ben başarılı olursam benim söz sesimi birileri duyar. 7 tane dünya rekoru kırdım ki bu dünyada bir ilki gerçekleştirmiştim. Dünya halter tarihinde bir yarışmada 7 tane dünya rekoru kırabilmek. Tabii ki ben hayır, yani şimdi acı dediğiniz noktada neye göre acı? Ben hala acı çekiyorum. Hani ne anlamda ailem kısmından bahsedersek. O sportif kısmını daha sonra söyleyeyim. Aile konusunda hala şu yönde acı çekiyorum. Ben hala annemle babamla bir hafta dolu bir evde bir ortamda bulunmadım. Eğer bu kadar ülkede başarılı olmak isterseniz
maalesef sevdiklerinizden uzak kalmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz da hayat şartları da sizi zorluyor. Hani acı çektiğim tek nokta şudur. Annemin babamın yanlarında görmek istediği hiçbir dönem yanlarında olamamışımdır. Dolayısıyla bu acı da beni herhalde sonuna kadar sürükleyecek, götürecek. Evet. Ama onun karşısında da milyon belki de milyarları mutlu etmişimdir. 10, 14 yıllık bir istikrarlı bir süre içerisinde her başarılı olduğumda hep birilerinin mutsuz ve huzursuz etmişim. Peki. Ve her zaman da bunu da şöyle söylemişimdir. Ben sporu bırakmadım. Beni yönetenler bana bu sporu bıraktırdı diye söylemişimdir ve bu şekilde sporu bıraktığım için de binlerce kez pişmanım. And you're not listening. It is your choice to make a